Merhaba arkadaşlar, ben Bahadır Aydınoğlu. Bu video ile birlikte yeni bir video serisine başlamış bulunmaktayız. Bu yeni video serimde STM32F103 C8T6 mikro denetleyicisi bulunan STM32 BluePill kartını CubeMX ile programlayacağız. Bu videoda biraz kart tanıtımı yapmak istedim. Bir nevi giriş mahiyetinde. Arkadaşlar dediğim gibi STM32F103 C8T6 seri T6 model bir mikro denetleyici var kartın üzerinde ve 8 MHz'lik bir kristal, tabii ki bir regülatör ki regülatör çok kaliteli sayılmaz. Arkadaşlar bir önceki video serimde VL Discovery kartı programlarken direkt USB'den programlayabiliyorduk. Bu kartta öyle bir imkan ne yazık ki bulunmamakta. Daha doğrusu boot loading yapanlar vesaire var ama ben biraz tembelliğe kaçtığım için bu kartı bir ST-Link V2'li programladım. Daha doğrusu programlıyorum. Ve video serimizde de bunu kullanmaya devam edeceğiz. Bu programlayıcının fiyatı yaklaşık 20-25 Türk lirası gibi bir şey olması lazım. Mikro denetleyicinin fiyatı da 30 lira civarlarında. Yani toplamda 50 liraya bu iki ürüne sahip olabilirsiniz. Üzerinde bu programlayıcının SV, yani Serial Wire, dijital input çıkış, Serial Wire Clock, GND ve 3.3 volt gibi bizim işimize yarayacak pinleri bulunmakta. Bu mikro denetleyici programlayıcısını STM 8 ve 32'lerde kullanabilirsiniz. Üst taraftaki pinleri STM 8, alt taraftakilerini STM 32 gibi STM 32 kullanacağız. Bunun için kullanacağız bu kısımları. Kartın üzerine bir adet reset butonu var. Bunun dışında da başka bir buton vesaire bulunmamakta ve PC 13'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunda da bir internal LED var. Hemen şurada gördüğünüz üzere. Yani direkt LED yakıp söndürme işlemini hiçbir ekipmana gerek duymadan bu saydıklarım dışında direkt yapabilirsiniz. Biraz kartın haritasından bahsetmek istiyorum. Haritadan önce biraz reference manuele bakalım. Kartımız 2 ile 3.6 volt arasında çalışıyor. Ki 3.3'tür genel olarak çalışma voltajı. İçine 8 MHz'lik fabrika ayarlı Rege osilatör var. Yine içinde internal 40 kHz Rege osilatör var. PLL imkanı mevcut. Yani 8 MHz'i, yani 9'a çarpıp 72 MHz'i falan çıkartabiliyorsunuz. O imkana sahip. DMA kontrolörü var. IKRC, ADC okuma, SPI bütünlere sahip. Sanırsam tek eksiği DAC çıkışı yok arkadaşlar bu kartta. Biliyorsunuz bir önceki video serisinde de VL Discovery'de DAC çıkışı yaparken hatırlatmıştım sizlere. Eğer bu kartı programlayarak Ferrifield Driver'ı kullanarak yapıyorsanız programlama işlemlerini DAC'ı gerçekleştiremezsiniz diye. 16 tane timer'ı bulunmakta. 16 bit motor controller, kontrol PWM timer. Biraz da device overview'in içerisine bakalım. Dediğim gibi burada bütün özellikleri var. Haberleşme bakımından SPI, IKRC, UART, USB, CAN bağlantıları bulunmakta. 12 bit ADC'si var üzerinde. PWM tahminimce 12 değildir bunun da. Yani denemediğimiz için şu an bir şey diyemiyorum. CPU frekansı 72 MHz. Yani 72 MHz'e kadar çıkabiliyoruz zaten. Bunu da şu harita üzerinden görebiliriz. Burada da bas. Bunu eğer Ferrifield Driver kullansaydık, kullanacak olsaydık, burayla bayağı bir haşır neşir olmamız gerekecekti. Ama CubeMX'in güzelliklerini bu video serisinde yaşayacağız. APB 2 hattına bağlı. AB, CD, E. APB 1 hattına da timer 2'den 4'e kadar user'lar, SPI'lar,
Yani mesela şu gördüğünüz kısımlar APB1 hattına bağlı. APB2'de 72 MHz kadar çıkabiliyormuşuz. APB1'de 36 MHz kadar, 24-36 arası yani. 12 bit ADC'ler var. Bakalım PWM ile alakalı bir şey var mı? Gerçi timer ile alakalı yani PWM kısmı. Biraz da buradan devam etmek istiyorum. Gördüğünüz üzere baya bir analog giriş, analog giriş şey bulunmakta. PWM uçları da aynı şekilde. Zengin bir kart yani. Mikroçipin PIC serisinden sonra 30 liraya aldığınız bir mikro denetleyicinin üzerine bu kadar analog giriş ve bu kadar PWM çıkışının olması gerçekten sevindirici. Programlama kısmını bu uçtan yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi GND, clock, input, output ve 3.3 volt ST-Link'i buraya bağlayacağız. Bunun yanı sıra mesela programlama ucunu kullanmadan, yani programladık. Fakat denetleyiciyi programlama ucundan çıkarıp sadece güç vermek istiyoruz. Direkt buradan USB'den de takıp gücü verebilirsiniz. Bununla alakalı birkaç trik vermek istiyorum. Yani bu okuduğum kadarıyla olan, ya okuduğum kadarıyla. Burada 2 adet boot jumper bulunmakta. Eğer bu mikro denetleyici elinizde ise bu jumperlar birinci olarak sıfır konumunda bulunmalı. Sıfır konumunda olacak. Bir diğeri de hemen arıyorum 103 D10 yazalım. Direkt çıkacağını umuyorum. Evet. SM32 düğünü 2'de çıktı. Şimdi arkadaşlar bu Çin menşeli bir kart. Wikipedia benzeri bu sitede yazdığına göre R10 direnci 1,5 kilo ohm ile 3,3 volta çekilmeliymiş. Fakat bize Çin'den gelen kartın üzerinde burası 10 kilo ohm ile 3,3 volta bağlı. O yüzden USB ile bağlantılarla problem yaşayabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa bu direnci değiştirmenizi öneriyorum. Burada da yine aynı şekilde haritalandırılmış mikro denetleyici kartının giriş ve çıkışları. Bu video şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda CubeMX'te proje oluşturmayı anlatacağım sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.